Yatırım Kulübü'ne hoş geldiniz. Bugün Çin'den gelen verilerle, Çin'den gelen destek haberleriyle birlikte küresel piyasalarda da risk iştahının açık olduğunu söyleyebiliriz. Asya'da yoğun gelişmeler var ve gelişmeleri almak üzere şimdi Asya'ya gidiyoruz. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sunar. Bloomberg ET Asya temsilcimiz Sadi Kaymaz bizlerle birlikte. Sadi hoş geldin yayınımıza. Asya borsaları nasıl bir kapanış gerçekleştiriyor? Bunun yanı sıra içinden gelen haber akışını da senden alalım. Pelin hoş bulduk. Gerçekten bugün yoğun bir gün. Özellikle borsalardan öncelikle bahsedeyim. Şimdi Amerika biliyorsun öncelikle volatil ardından tabii çok fazla satış baskısı var ama Asya biraz Çin bazında özellikle ayrışmış durumda. Korelasyon tamamen kayboldu. Bugün de yemyeşil bir tablo gördük. Genel olarak en az yükselen diyeyim Nikkei'ydi. Tokyo'ydu %1'i aştı. Hong Kong'a baktığımızda %2'nin üzerinde kazançlar vardı. Yine Seul'e baktığımızda, Şangay'a, Shenzhen'e baktığımızda %1 ile 2 kazançlıydı. Diğer taraftan tabii vadeliler tarafında özellikle emtia vadelilerine, Çin'deki vadelilere baktığımda Pelin alüminyumu, demir cevherini, bakır hep yukarıda gördüm. Bunların hepsinin arkasında da Çin konut piyasasına gelen destek vardı. Şimdi orada biraz para politikasına gireceğiz. Bugün beklenenden çok daha büyük bir ölçekte faiz indirimi yaptı. 5 yıllık tarafta Çin Merkez Bankası. Şimdi normalde dünyada merkez bankaları biliyorsun bankalar arası piyasayı fonluyor. Orada fonlama maliyetlerini kontrol ederek para politikasını yönetmeye çalışıyor ama Çin'de biraz farklı. Çin doğrudan doğruya bankaların en iyi müşterilerine verdikleri kredi oranlarını dikkate alıyor. Onu etkiliyor doğrudan doğruya. Burada da bankaların 5 yıl vadeli en iyi müşterilerine sundukları kredi faiz oranını 15 bas puan düşürdü. Analistler bekliyordu ama 5 bas puan bekliyordu. 10 bas puan bekliyordu ki parti diyelim ÇKP ve Çin hükümeti özellikle konut kredilerini düşürmek konusunda son derece inatçı davranıyordu. Bu kez o inadı kırıldı ve de üstelik de beklentilerin çok daha üstünde bir faiz indirimi yaptılar. Burada tabii biraz mecbur kaldılar buna. Pelin buna dikkatini çekmek isterim. Şundan dolayı mecbur kaldılar. İki sebepten dolayı konut piyasası imdat çağrıları yapıyor gerçekten. Zaten finansmana erişimleri zordu. Zaten kaldıraçları çok fazlaydı. Ama ardından tabii Covid tedbirleri geldi. Satışları, ciroları daralmaya başladı. Diğer taraftan ev fiyatları düşmeye başladı. Düşüş hızlanmaya başladı. Zaten de borçlanma faizleri gerçekten çok yüksek seviyelerde, can yıkıcı seviyelerde. Dediğim gibi Çin yönetimi mecbur da kaldı. Bir taraftan da ikinci bir sebebi de var bu yüksek faiz indiriminin. Tabii Çin ekonomisi hızla irtifa kaybediyor. Pelin orada da tabii Çin eskiden böyle bir dönüşüm politikası vardı. Ben yüksek teknolojiye geçeceğim, hizmet ekonomisine geçeceğim diyordu ama İşler istediği gibi gitmiyor. İstediği gibi gitmeyince de eski silahlarına sarılıyor. İnşaat o da altyapı konusunda zaten çok hareketliydi. Bundan sonra konut tarafında da tabii ki o eski silahını kullanacakmış gibi görünüyor Pelin. Ardından tabii enflasyon diyeceğim. Japonya'da %2'yi aştı. İlk defa aştı. Finans krizinden bu yana, 2009 yılından bu yana diyeyim ama orada enerjiyi görüyoruz. 1.4 puanı enerjiden gelmiş. Yine gıdadan gelmiş neredeyse yarım puanı. Dolayısıyla orada Çin, Japonya Merkez Bankası bu işi biraz geçici görüyor. Hala destek politikasına devam edecek ama daha bizi ve küresel ekonomiyi ilgilendiren tarafıyla Güney Kore üretici fiyatları diyeceğim Pelin yükselmeye başladı. Güney Kore tedarik zincirlerinin çok önemli bir ülkesi. Sadece o değil. Hem Japonya'ya baktığımızda hem Çin'e baktığımızda hem Güney Kore'ye baktığımızda ne diyelim bunlar çok önemli üreticiler ve tedarikçiler. Üretici fiyatları beklentileri aştı geçtiğimiz ayda. Dolayısıyla eğer bu ülkeler enflasyon ihraç ediyorlarsa Amerika tarafına dikkat etmek lazım. Son olarak bir de gıda diyeceğim. Çok iyi haberlerim var Pelin bugün sana gıda tarafından. Hem Hindistan'dan var, hem Malezya'dan var, hem Endonezya'dan var. Hindistan bir defa yasağını gevşetiyor. Bu da açısından iyi bir haber. Malezya'ya baktığımızda onların %6 ihracat vergisi vardı palm yağı için onu %4'e çekmeyi tartışıyorlar ama en iyi haber de Endonezya tarafından geldi. Palm yağına bir yasak getirmişlerdi. O yasağı 23'ünden itibaren kaldırıyorlar. Yemeklik yağ piyasası için iyi haber. Öbür taraftan da tabii vadelilerde çok sert geri çekilmeler başladı. Umarım da tabii ki günlük hayatımıza da kısa zaman içerisinde yansır Pelin. Çok teşekkür ediyorum Sadi Kaymaz aktardıkların için.
Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sundu. Saat 10 itibariyle karşılamış olduğumuz veriler vardı. TÜİK Tüketici Güven Endeksi ve yurt dışı üfe rakamları geldi. Tüm bu ayrıntıları almak üzere araştırma masamıza gidiyoruz. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Çağlar Kuzukluoğlu bizlerle birlikte. Çağlar, hoş geldin yayınımıza. Veriler bize neler söylüyor? Pelin merhaba, güzel bir gün diliyorum. 19 Mayıs'ı tekrar coşkuyla kutladığımız bir günü daha geride bıraktık. Bu sabah verilerle yine günü karşılamış vaziyetteyiz. Sen de altını çizdin. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın finansal hizmetlerdeki güven endeksinde Mayıs'ta 5,8'lik bir düşüş var. Özel sektörün yurt dışı borcu da Mayıs ayında 167,3 milyar dolara erişmiş vaziyette. Yurt dışı üfe de Mart'taki %105,8'lik artışından bir miktar ivme kaybederek Nisan'da yıllık %97,1'lik artışa, yani artış oranı yine %100'ler civarında ama bir miktar ivme kaybettiğini görüyoruz. Geliyorum tüketici güvenine. Hızlıca buradaki detaylara değineyim. Mayıs ayında sınırlı bir artış var tüketici güveninde. Grafiğimizde ekranda şu anda görülüyor. Aslında tüketici güveninde kurdaki yükselişe paralel olarak 2021 yılının sonunda bir düşüş hakimdi. Ama özellikle yeni yılın başında sürekli kademeli olarak kurdaki yükselişin, yani Türk lirasındaki değer kaybının bir miktar geçen yılın sonuna göre kısıtlı olduğundan bahsetmiştik. Burada yukarıya dönmeye yönelik aylık bir takım veri akışları olmuştu. Ama dip seviyesinde kalmaya devam ediyor. Kurdaki yataylık da açıkçası son 2 haftadır kaybolmuş vaziyette. Bloomberg HT Tüketici Öngüven Endeksinde de yine benzer biçimde mevcut veride takip etmiştik. Önümüzdeki hafta tekrar güven endekslerini izlemeyi sürdüreceğiz Pelin. Kurdaki gelişmeler ve piyasalardaki gelişmelerle beraber güven endeksleri önemli gündem başlıklarından biri olmaya devam edecek. Çok teşekkür ediyorum Çağlar aktardıkların için. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Evet, piyasalara dönecek olursak piyasalarda özellikle Borsa İstanbul tarafında negatif yönlü açılış gerçekleşmişti. 0.16'lık geri çekilmeyle 2389 puandan açılış gerçekleştirirken an itibariyle bakacak olursak 0.34'lük primlenmeye doğru döndürdü yüzünü, 2401 puandan da işlemden geçiyor. Küresel piyasalarda pozitif bir momentumun olduğunu söyledik. Çin'den gelen ekonomiyi destekleme haberleriyle birlikte de rekor faiz indirimiyle birlikte de küresel piyasalarda pozitif bir seyir oluşmuştu. Keza Avrupa tarafında da yansıdığını görüyoruz. Tüm bu ayrıntıları konuşmak üzere Gedik Yatırım'a gidiyoruz ve Eda Karadağ bizlerle birlikte. Eda, hoş geldin yayınımıza. Borsa İstanbul BIST 100 Endeksinde 0.40'lık bir primlenme söz konusu. Açılış seviyesi negatifti fakat pozitif tarafa doğru geçmiş gibi görünüyor. Haftanın son işlem gününde nasıl bir kapanışa doğru gider? Merhabalar Pelin, iyi yayınlar diliyorum. Haftanın son işlem günü için yatay bir açılış yaptık. Yani tabii biraz hafif satıcılı bir açılış olmuştu ama Çin'le ilgili gelişmelerin etkisi küresel piyasalarda şu anda olumlu fiyatlanıyor. ABD vadeleri, Avrupa endeksleri artıda. Sabah ise piyasalarında da alımlar vardı. Yani dolayısıyla bize de bunun sirayet etmesini bekliyorduk. O yüzden bugün özelinde en azından Borsa İstanbul'da yeni bir trend başladı diyemeyiz ama dışarıdaki olumlu atmosferden kendisini destekleyebileceğini ve 2400 puan üzerinde hareketini korumaya çalışacağını düşünürüz. Zaten sakin bir veri takvimimiz var. Dolayısıyla açıklanacak ve piyasalarda çok sert hareket yaratabilecek bir veri akışımız da bulunmuyor. Ama teknik anlamda hala Borsa İstanbul'da yatay ve temkinli bir seyrin olduğunu da söyleyebilirim. Yani biz geçtiğimiz hafta 2360-2500 aralığında Borsa İstanbul'u izlemiştik. Hani bu hafta 4 işlem günümüz vardı. 2380 ve 2424 aralığında daha çok seyirlerin olduğunu da gördük. O yüzden şimdi kısa vade için gün içi desteğimiz, ki bugünün de en düşük seviyesini 2383'lerden geçiyor. Dolayısıyla 2380 desteğini takip edebiliriz. 2380 desteğinin üzerinde bir kapanış hani kısa vade için beklentileri olumsuz kılmaz diye düşünüyorum. Ama yukarıda bizim için 2425 ve 2430 direnç alanı olarak karşımıza çıkıyor. Yani bu direnç alanının üzerinde kapanışlar görmeye başlamamız durumunda biz ancak Borsa
İstanbul'da yukarı yönde hareketin devam edebileceğini düşünürüz. Ama bir süre daha 2425 ve 2430 bandını kıramadığımız müddetçe hani yatay ve temkinli seyrin korunabileceğini düşünüyorum. Önümüzdeki hafta Merkez Bankası var. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararı. Yani şu anda herhangi bir beklenti bulunmuyor. Mevcut kararın, mevcut politikanın devam etmesi yönünde beklentiler. Ama önümüzdeki hafta biraz Merkez Bankası'nı konuşuruz diye düşünüyorum. Hani haftanın son işlem günü için de şimdilik küresel tarafta Çin'in kredi faiz oranlarında yapmış olduğu indirimle beraber piyasaları desteklemesi haliyle bugün özelinde bunun yansımasının devam edeceğini bize gösteriyor. Hani olası açıklamalara karşı, siyasilerden gelecek olası söylemlere karşı dikkatli olmak gerektiğini düşünüyorum. Ama onun dışında görünüm yani bugün özelinde yine 2425 direncini aşamayıp daha çok 2400 puan çevresinde tutunma çabasını koruyacak gibi gözüküyor Pelin. Çok teşekkür ediyorum Eda Karadağ, aktardıkların için iyi seanslar diliyoruz sana da. Evet, bugün bankacılık endeksinin Borsa İstanbul tarafını desteklediğini görüyoruz. An itibariyle bankacılık tarafında %3'ün üzerinde bir primlenme söz konusu. Garanti özelinde ise haber akışı oldukça yoğundu. Garanti BBVA'nın MSCI endeksinden 24 Mayıs itibariyle çıkarılıyor olması ve bununla birlikte MSCI endeksinden ise standart endeksinden çıkarılabileceği haberinde duyurulmasıyla birlikte yine garanti tarafında da primlenme %8'in üzerinde oldu. 16.91 TL seviyesinden de işlemden geçiyor an itibariyle fiyatlamada garanti BBVA'da. Evet, bugün Borsa İstanbul'da Gong Yayla Agrogda için çalmıştı. Şimdi ise Cemre Nur Karaca'ya gidiyoruz bizlerle birlikte. Cemre'nin yanında ise konu Yayla Agrogda Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gümüş var. Cemre, söz sana bırakıyorum. Pelin, çok teşekkürler. Senin de bahsettiğin gibi Borsa İstanbul'da bugün Yayla Agro Gıda için gong çaldı. Yanımda yönetim kurulu başkanı Hasan Gümüş var. Hoş geldiniz. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Neler söyleyeceksiniz? Talep toplama süreci nasıl geçti? Sizden dinleyelim halk arzının detaylarını. Çok teşekkür ederim. Öncelikle başarılı bir halk arz süreci geçirdik. Bu süreçte emeği geçen bütün paydaşlarımıza ekranlarınızdan teşekkür etmek istiyorum. Yaklaşık olarak şirketimizin %15'ini halka arz etmiş olduk. Bu süreçteki bireysel ve kurumsal bütün yatırımcılarımıza şirketimize göstermiş oldukları güven ve teveccühten dolayı teşekkür etmeyi bir borç biliyoruz. Süreçte tabii ki biz kurumsallaşmayı ön planda tutmak suretiyle daha sürdürülebilir, daha şeffaf bir yapı oluşturulsun diye halka arz motivasyonumuz vardı. Şükürler olsun başarılı bir şekilde de geçti. Bundan sonraki süreçte yapacağımız yatırımlarımız var. Özellikle halka arz gelirleriyle yaklaşık sermayeye dahil etmiş olduğumuz rakamın %65'ini 3. fabrikamızın temelini bu ay sonunda atıyor olacağız. Ve bir yıllık kısa bir süre içerisinde de nasip olursa bu yatırımı bitireceğiz. Bu yatırım çok nitelikli bir yatırım. Sürdürülebilirliği odak noktasına alan bir yatırım. Özellikle fonksiyonel gıdanın, katma değeri yüksek ürünlerin, ihracat odaklı, ARGE'miz tarafından geliştirilmiş olan ürünlerin realize edilebileceği bir fabrika yatırımı. Toplamda 127 bin metrekare alan üzerine yapacağımız bir yatırım. 3 faz halinde yapacağız. İlk fazını nasip olursa yaklaşık 500 milyon TL, toplamda 1.7 milyon TL'lik bir yatırım öngörüyoruz. Nasip olursa toplam yatırımları 2 ila 3 yıl içerisinde yapıp bitireceğiz. Şimdi gıda sektörüne gelecek olursak aslında enflasyon, gıda fiyatları son dönemde en çok konuştuğumuz alanlardan birisi. Nasıl değerlendiriyorsunuz hem enflasyon tarafını hem de ham madde tedariği konusunda Rusya-Ukrayna krizinden sonra sıkıntılar yaşadınız mı özellikle bakliyat tarafına? Evet, stratejik önemi günden güne artan bir sektör içerisinde faaliyet gösteriyoruz biliyorsunuz. Özellikle pandemiyle beraber de gıda arz güvenliğinin en fazla konuşulduğu bir süreç içerisindeyiz. Tabii ki bu pandemi ile beraber aslında bu gıda enflasyonunun şu andaki yaşamış olduğumuz sadece Türkiye anlamında değil, globalde bu sorunu şu anda yaşıyoruz. Enflasyonu özellikle gıda enflasyonuyla bütün ülkeler mücadele etmeye gayret gösteriyor. Bu sürecin aslında başlangıcı dünyadaki ciddi anlamda parasal genişlemeden kaynaklanıyor. Bu kadar para bolluğunun olduğu yerde emtia fiyatlarına ciddi anlamda bir talep var. Sonuç olarak da bu parayı çekebilmek için bu bütün emtialar üzerine düşen o değer artışını sağlamak durumunda. Yani daha aslında benim şahsi görüşüm önümüzdeki süreç biraz daha bu enflasyon özellikle gıda enflasyonu anlamında biraz sıkıntılı geçecek diye düşünüyorum. Çünkü şöyle ki özellikle bu gıda arz güvenliğinden kaynaklı ülkelerin kendilerine daha çok OHAL stoklarını tutma gayreti içerisinde olmaları özellikle son iki yılda Çin'in dünya buğday
devir stoklarının %50'sini şu anda tutuyor olması, hala da buna devam ediyor olması, bu bir panik atakla beraber ülkeler bir üretim seferberliği yapalım anlamında değil de mevcut stoklardan daha fazla nasıl pay alabiliriz noktasında hareket ediyor. Aslında burada dünya genelinde bir üretim seferberliği şart, yoksa bu da enflasyonun önüne biraz zor geçeceğiz gibi görünüyor. Çok teşekkür ederim Hasan Bey. Evet Pelin, Hasan Gümüş'ten değerlendirmelerini aldık. Sözü tekrar sana bırakıyorum. Çok teşekkür ediyorum Cemre Nur Karaca aktardıklarınız için. Evet, piyasalar nezdinde bakacak olursak bugünün özelinde pozitif bir momentum söz konusu. Peki risk iştahı tam olarak nasıl açılacak ve ne zaman açılacak? Fed yetkililerinden 50 bas puanlık artış ısrarı devam ediyor. Birazdan ayrıntıları konuşacağız Murat Berk'le birlikte. Yalnız öncesinde kısa bir ara. Evet, küresel piyasalardaki gelişmeleri takip ederken bir diğer tarafta ise dolar TL'yi yakından takip ediyoruz. Özellikle 10 işlem gününde değer kaybı yaşayan Türk lirasının dolara karşı dün itibariyle 19 Mayıs'ta 0.4'lük bir geri çekilme söz konusu olmuştu. Ama bugünün özelinde ise bu kazancını geri vermesi özellikle öne çıkıyordu. Tüm bu ayrıntıları ve beklentileri konuşacağız kendisiyle. Yapı Kredi Yatırım Baş Stratejisti Murat Berk bizlerle birlikte. Murat, hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Evet, şimdi istersen küresel piyasalarla başlayalım. Önceki resim Fed'den gelen adımlar faiz artışlarına yönelik daha fazla sert olur mu adımları ile birlikte beklentiler ve resesyon beklentileri her biri bir harmonize olunca bu kez piyasalarda da çeşitli beklentiler oluştu ve fiyatlamalar oldu. S&P 500'de ayı piyasası çalkantısı görüyoruz. Dolayısıyla piyasalar şu an bize neyi söylemeye çalışıyor ve bundan sonraki gidişatı, resmi nasıl görüyorsun? Piyasalar aslında döngülerden geçiyor. Bunlar birbirine benzeyen döngüler oluyor. İlk etapta bizim geçtiğimiz döngü geçen sene ve bu sene enflasyon döngüsüydü. Enflasyon işte problem değildir, dışsal şartlardan kaynaklanır gibi genelde başlıyor bu. Merkez bankaları tarafından hafife alınıyor. İkinci etapta ne kadar katı, inatçı bir enflasyon olduğunu görülmesiyle birlikte merkez bankaları faiz arttırmaya başlıyor. O faiz arttırımlarının döngüsü içindeyiz. Fakat bu döngünün içinde de gene ilk başta piyasa etkisi olarak yorumcuların önemli bir kısmı faizlerle birlikte borsalar yukarı çıkar, enflasyon çok büyük bir problem değildir gibi bir söylem ile başlayıp ardından faizlerin büyüme üzerinde, kredi piyasaları üzerinde yarattığı etkiyi görmeye başlayınca bunun yanında enflasyonun ne kadar katı olduğunu, ne kadar yapışkan olduğunu, yani hemen düşmediğini görmeye başladıklarında piyasalarda şu an gördüğümüze benzer bir stagflasyon korkusu ve büyük bir çöküş görüyoruz hisse senetlerinde. Bizim de yılın başında çizdiğimiz öngörü buydu. Yılın başında yayınladığımız yayınlarda Amerika'da ayı piyasası beklediğimizi aktarıyorduk. O dönem S&P 4800'dü. 3800'e kadar düştü. Nasdaq %30'u varan kayıplar yaşadı. S&P endeksi ise %20 yaşayan kayıplar yaşadı. Gelinen nokta itibariyle bizce daha fazla kötümser olmanın çok bir anlamı yok. Kısa vadeli konuşuyorum. Kısa vadeli derken çok da kısa vadeli değil aslında. Onu biraz açayım. Kendi tahminim benim. Buralar muhtemelen bir dip. Belki 3800'lere kadar da sarkabiliriz S&P baz alarak konuşursak. Ama buralardan bence artık düşüş yönünde pozisyon almak yerine Haziran'a kadar, hatta bir ihtimal Temmuz'a kadar devam etme olasılığını yüksek gördüğüm bir tepki yükselişine iştirak etmek isteyenlerin, özellikle traderların iştirak edebileceği bir piyasa yapısı ben görüyorum. Evet. Bu yükselişte 4400'lere kadar uzanabilir gibi bir görüşüm var şu an. Peki şimdi şunu da sormak istiyorum. Küresel piyasalarda bazen her ne kadar risk iştahı kalıcı bir toparlama göstermese de Fed yetkililerinden
Bazı yatırımcılar şunu diyor, resesyon ihtimaliyle birlikte ya da finansal piyasaları yatıştırma amacıyla birlikte belki Fed'den bundan sonraki süreçte daha yumuşak adımlar gelebilir mi? Ya da 50 bas puanlık bu artışın, artış serüveni kırılabilir mi? Şeklinde beklentiler oluşuyordu ama Fed yetkililerinden bu ısrar da devam ediyor. Şu an bakacak olursak işte mesela Ester tarafından 50 bas puan faiz artışını desteklemekten vazgeçmeyeceklerini de söyledi. Fed'den sen herhangi ters bir hareket bekliyor musun? Yani şu anda 50 bas puanlık artışın devam etmesi bekleniyor ve sence bu kırılır mı? Çok güzel bir soru. Aslında bunun cevabı tüm piyasalar için çok kritik önemli. Altın piyasaları için bence daha da kritik önemli ama bizimkiler dahil tüm piyasa için çok önemli bir soru. Cevabı bence %100 geri adım atacaklar. %99 bile demiyorum. %100 diyorum ama zamanlamak biraz erken. Şöyle açayım istiyorsan biraz. Şu an Fed'in projekte ettiği kadar faiz arttırımlarına gitme ihtimali bence imkansıza yakın, sıfıra yakın. Çünkü aynı anda da quantitative tightening dediğimiz 1 trilyonluk bir likidite çekme operasyonu var. Bunun üzerine bir de maliye taraftan daha az gevşek, ki onda rakamlarına baktığımız zaman 2 trilyona yakında oradan daha az bir harcama, daha az likidite diyebiliriz buna. Böyle bir durumda Fed'in şu an taahhüt etti demeyelim de yani beklendiği gibi 12-14 faiz artımına gitme ihtimali bence sıfır açıkçası. Hatta quantitative tightening'e başlamadan dahi ondan vazgeçmek ihtimali var. Şu an kredi piyasalarını genelde borsacılar çok fazla izlemezler ama Amerika'da kredi piyasalarında mesela kaldıraçlı kredi piyasası, leverage loan market var. Onun endeksine baktığın zaman ciddi bir risk, kredi riski fiyatlamasında bir kötüleşme var. Bununla birlikte 3 aya şu ana kadar fazla sirayet etmemiş bir kötüleşme son günler itibariyle oraya da sirayet etmeye başladı. Bir örnek olarak da geçenlerde Carnival denen bir şirketin bonoları normalde B kategorisi 8 civarında faiz işlem görürken onun üzerine bir faizle piyasaya çıkmak zorunda kalabileceğine dair Bloomberg'de yer alan haberler de vardı. Ki bunun kuponu da yüksek olacak. Yani demek istediğim kredi piyasaları şu anki faiz arttırımlarını dahi absorbe edememişken bu kadar yüksek faiz arttırımlarının üzerine 1 trilyonluk daha az likidite bilanço yoluyla onun üzerine de 2 trilyon maliye politikalarının vereceği daha az likiditeyle üst üste koyduğum zaman ben %100 Fed bu şeyden geri adım atacak diyorum. Zamanlaması muhtemelen 3. çeyrekteki bu bahsettiğim tepki yükseliş sonrası beklediğim bir çöküş daha var 3. çeyrekte. Ciddi bir düşüş daha var. O sırada muhtemelen bu adımı atacak. Öncesinde belki piyasayı hazırlamak isteyebilir. Ama benim görüşüm bu şekilde. Evet, şimdi peki Murat şunu da sormak isterim. Madem böyle bir adım bekliyorsun, geri adım bekliyorsun Fed'den, dolar endeksindeki fiyatlamayı nasıl görürsün? 102.94 seviyesine çekildi. Dün itibariyle sert geri çekilişler vardı. Özellikle Bloomberg dolar endeksine bakacak olursak burada da 2020 yılından bu yana dünkü performansta en sert düşüşünü sürdürmüştü. Bu taraftaki fiyatlama nasıl olur? Özellikle para birimlerine karşı olan etkili olan dolar endeksinde 104 seviyesinin de yukarısını zorladığını görmüştük. An itibariyle 102 seviyesine kadar geriledi. Ne dersin? Şimdi Bloomberg'in dolar endeksi daha sağlıklı bir endeks bence. Daha popüler olan DXY'a nazaran. DXY'in içinde Euro'nun ağırlığı çok fazla çünkü. Ama her iki endekste bence tepe yapıyorlar, tepe yapacaklar. Fed'in dediğim gibi bu beklentim ile doların diğer para birimleri ama özellikle de altına karşı zayıflaması, yani altının değer kazanması, diğer para birimlerinin dolara karşı yavaş yavaş kendini toparlama sürecin bence hala içindeyiz. Belki ortalarındayız. Her an olabilecek bir günlük bir şey gibi ben bakmıyorum. Daha uzun vadeli bir tepe oluşum süreci içinde, teknik analiz jargonunu kullanacak olursak içinde olduğumuzu düşünüyorum. Orada şuna bence de dikkat etmek gerekiyor. Vade olayı çok önemli. Yani
O yüzden de ben daha spesifik konuşmaya çalıştım biraz önce. Dolar endeksi şu an bence kısa vadeli bir tepe yaptı zaten. Dediğim gibi Haziran-Temmuz'a kadar birkaç haftalık tüm piyasalarda dolar karşıtı piyasalar diyebileceğimiz altın, emtia gelişmekte olan ülke, S&P özellikle de teknoloji hisseleri bence kısa vadeli bir tepki yükselişi yapacak. Bu yükseliş muhtemelen piyasa konsensusunu en kötüsü geride kaldı, artık bir problem yok, enflasyon da düşüyor, dolayısıyla yeni zirveler görebiliriz gibi bir yanılgı içine sokacak ve esas demeyelim ama en azından bir büyük daha düşüş bu psikoloji içinde gerçekleşecek. Çünkü şu an resesyon alametleri gittikçe artıyor ve kar beklentileri şu seviye için dahi bence yüksek. Dolayısıyla o taraf bence henüz fiyatlanmadı ama geçici yalancı bir bahar yaşama ihtimalimiz son derece yüksek. Bu dönemde de doların gerilemesi ve bahsettiğim varlıkların yükselmesi olası. Bundan sonraki şeyde 3. çeyrekte dolar muhtemelen tekrar değer kazanabilir ama biraz daha uzun vadeli düşünecek olursak dolarda bence bir tepe oluşumu içinde. Çünkü eninde sonunda Fed havlu atacaktır. Yani onun dışında herhangi bir çıkış yolu olduğunu düşünmüyorum. Peki Murat, şimdi Türk lirası varlıklarına dönecek olursak, özeline dönecek olursak, küresel bu şekilde şekillenirken içeride ise Borsa İstanbul nezdine dönelim istersen. Borsa İstanbul tarafında da aslında bu enflasyona endeksli bir enstrüman haberi ya da beklentileri oluşana kadarki olan süreçte yatırımcının ilgisi hep Borsa İstanbul tarafında yukarı yönlüydü. Ama bugün bu beklentilerle birlikte daha küresele duyarlı ve bununla daha geri çekilme içerisinde olan da bir Borsa İstanbul söz konusu oldu. Bu ikiliyi değerlendirecek olursan, bu beklenti karşılandığı sürece Borsa İstanbul'daki hareketi nasıl okursun, ne dersin? Şimdi Borsa İstanbul'un durumu biraz daha enteresan aslında. Onu da biraz daha açmak gerekiyor bence. Biz yılın başında Amerikan piyasaları için ayı piyasası derken büyük düşüşler, %20-30 mertebesinde çöküşler beklerken Türk piyasaları için daha olumluyduk. Bu da biraz tuhaf karşılanmıştı açıkçası. Çünkü yani birincisi Amerika'dan herkes bu kadar iyimserken, rekorlar bahsedilirken nasıl kötümser oluyorsunuz? İkinci kısmı o şaşkınlığında Amerikan borsaları bu kadar düşmesini bekliyorsunuz, Türk piyasaları nasıl iyi performans gösterecek gibi, ama baktığımız zaman bu öngörümüz gerçekleşti. Çünkü sebeplerden bir tanesi Türk borsasında, bizim borsamızda alınan pozisyonlarla alakalı. Yani yabancının uzun bir vakittir çıkış yaptığı bir piyasa, lokal bir piyasa haline dönüştü büyük oranda. Bu da dış etkenlerden daha az etkilenmesini tabii beraberinde getirdi birincisi. İkincisi reel faizlerin ciddi oranda ekside olması ve genelde sermaye piyasasında bir enstrüman azlığı nedeniyle borsaya dönem veyahut da oraya ilk defa gelen bir para da oldu tabii ki. Şimdi enflasyona endeksli bono veya tahvil mi olur? Yani bunlar olur mu bilmiyorum açıkçası, ama olduğu vakit bunun borsa üzerindeki etkisinin negatif olması beklenebilir. Senin dediğin gibi bu fiyatlama, bu beklenti geçen hafta itibariyle biraz başladı. Negatif korelasyon oluştu yurt dışı piyasalarla. Sadece borsaya değil ama tüm faizlere de tüfe endeksli bir tahvil veya bononun etkileri olabilir. Dolayısıyla hani bu sadece beklenti bazında veyahut da para çıkışı borsadan başka enstrümanlar olur gibi de değerlendirmemek lazım. Biraz daha bütüncül bir bakış açısıyla baktığımız zaman bu etkilerini iyi analiz edilmesinde ben fayda görüyorum açıkçası. Peki şimdi bu haber akışlarına da oldukça duyarlı bir yine hisse senedi piyasalarına bakıyoruz. Garanti ile birlikte desteklenen bir garanti BBVA'nın MSCI endeksinden çıkarılıyor haberiyle birlikte. Bugüne baktığımız noktada garantide özellikle puan bazlı birinci sırada yer aldığını söyleyebiliriz. Ve en çok katkı sağlayan endekse ve bankacılık tarafına bakıyoruz. %3,5'lara kadar ulaştıktan sonra an itibariyle buradaki katkı da bankacılıkta %2 üzerinde. Sektörel bazda bankaları değerlendirecek olursak ne dersin? Ya ben açıkçası o konuda çok bir şey söylemek istemiyorum şu aşamada. Çünkü hani ben hisse senedi araştırma kısmında da olmadığım için, bir de bugünkü hareketleri de açıkçası
çok da takip edemedim. Hani sebeplerini de çok iyi bilemedim. O yüzden o konuyla hani ilgili peki, yorum yapmayı tercih ediyorum. Peki şunu söyleyecek olursam, yani burada mesela enflasyona endeksli bir enstrüman geldiği noktada bu çıkışların hızlanabileceğini tam olarak söyleyebilir miyiz? Yoksa her türlü tüm yatırımlara da buradaki destekler gelir mi bundan sonraki süreçte? Yani TÜFE endeksli bir tahvil veya bono gelirse tabii bu hali hazırdaki enstrümanlara bir alternatif olacağı için, bir yerde de bir rakip olacağı için tabii onların değerlerini etkileyebilir. Ama burada bir sürü faktör var tabii. Yani yeni getirilecek olan, eğer getirilecekse enstrümanın ne kadar talep toplayacağı falan gibi şeylerinden hani bağımsız olarak konuşamayız bunu, ama teorik olarak baktığımız zaman bunun etkisinin bir sürü diğer piyasada ve faiz taraflarında bir etkisi olabileceği aşikar bence. Çok teşekkür ediyorum değerli görüşlerini bizlerle paylaştığın için Murat Berk, katkılarınız için. Yapı Kredi Yatırım Baş Stratejisti Murat Berk'le birlikte özellikle önümüzdeki süreçte yatırım varlıklarına ilişkin beklentileri aktarmış olduk. Şimdi ise bir kez daha bahsediyoruz. Evet, bununla birlikte Asya gelişmelerini de tekrar bir yakından takip edelim. Burada bakacak olursak pozitif kapanış gerçekleşmişti. Çin'den gelen de verilerle birlikte özellikle yine destek pozitif haber akışları ile birlikte küresel piyasalarda da yine yönün pozitif olduğunu görmüştük. Nikkei endeksinde %1.2'lik bir değer kazancı olmuştu. Şangay tarafına bakıyoruz %1.5'un üzerinde. Hong Kong tarafında ise %3'e varan da bir pozitif bir momentum olmuştu. Asya piyasaları ile birlikte de şekillenen özellikle küresel piyasalarda risk iştahının açık olduğu bir günü geride bırakmaya hazırlanıyoruz haftanın son işlem gününde diyerek programı burada noktalıyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.